Bakın Bediüzzaman diyor ki Hazreti İdris ve İsa'nın tabakayı hayatları çünkü şu anki yaşamları beşeriyet levazamatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeler. Yani yemek, içmek ve uykuya ihtiyaçları yoktu İdris ve İsa'nın ikisinin de. Melek hayatı gibi bir hayata geçmişlerdir diyor. Meleği andırır hayatları diyor. Adeta o biraz soğuk oluyor. Çok bir şey bilir. Onu kapatsın orayı. Adeta bedeni misali letafetinde, cesedi necmi nuraniyetinde, bak cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Yani nuraniyet kesbetmiştir diyor bedenleri. Cisimleri nuraniyet kesbetmiştir. O şekilde semavatta bulunurlar diyor. Bu dünyada da insanlarda olabiliyor bu. Yani bedeni böyle letafet kesbediyor, nuraniyete dönüşüyor. Yani ruh haline geliyor. Ondan sonra ise Cibril'le bağlantı olabiliyor, Hızır'la bağlantı olabiliyor. Bediüzzaman mühim bir konuya dikkat çekmiş. Üçüncüsü diyor, nurani ruhların aksidir. Şu akis hem haydır hem aynıdır diyor. Tabi Osmanlıca olduğu için onu açıklayacağım. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden, bak çok fazla nuraniyet geliştiren ve abdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerde müşahede edilebiliyor diyor. Yani aynı yanda olabilir diyor, mekan dışına çıktıkları için. Aynı zat ayrı ayrı işleri görüyor diyor. Hazreti Bediüzzaman mesela hapisteyken şehrin camilerinde namaz kılarken görülmesi gibi. Bakın ben hep bana başka şeyler anlatıldığında ben hep şüphelen karşılarım birçoğunu. Fakat Bediüzzaman çok dürüst bir insan. Yani tam kefilim, çok çok dürüst bir insan. Hapisteyken şehrin camisinde namaz kılarken görülmesi bu olay adli tutanağa geçmiş bir olay. Yani halk rivayeti değil bu. Adli tutanağa geçmiş bir olay. Bununla ilgili soruşturma açan adamlardan bahsediliyor yani. Bu çok önemli. Çünkü diyorlar ki sen hapisteyken bu şahsı dışarı bırakmışsın, gitmiş camide namaz kılıyor diyorlar. Ve orada hapishanenin ilgili memurları sorumlu olmuş oluyor. Adam da diyor biz böyle bir şey yapmadık, kilitli kapılar diyor. Böyle, yani bizim böyle bir şey yaptığımız yok diyor. Camide görülüyor. Tam bu konuyu soruştururken bakıyor yine cezaevinin içerisinde. İşte bunun açıklaması budur. Bak beşeriyet levazamatından tecerrüt bile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Yani insan beyninde konsantre olduğunda özel bir gücü vardır insanın. Yani ben bunu oturup şimdi anlatmam, izah etmem. Yani öyle bir noktaya gelir ki insan vücudu letafet kesbeder. Ondan sonra bir nurani varlık haline gelir, yani ruh haline gelir adeta. O ortamda işte Cibril'le bağlantı oluyor, Hızır'la bağlantı oluyor, tayi mekan, tayi zaman denen olaylar bundan olur. İnşallah.